bugün de bir hastamız var. Boynunda ağrılar varmış. Bunun yanı sıra işte omuzunda da ağrı varmış. Bunlar karşısında neler yapacağız? Bunu göreceğiz. Hastamıza da soracağız. Nerede ağrısı var, nerede ağrısı yok? Kas kasılmaları var mı? İşte sinirlerle alakalı problem var mı? Bunları bir gözden geçireceğiz. Ona göre birkaç overpressure, outpressure tekniği kullanacağız. Herhangi bir alet edevat kullanmayacağız. Sadece işte masaj silahımız var biliyorsunuz, bizim muhteşem silahımız. Onu kullanacağız ve hastamızı kısmi olarak rahatlatacak. Bu bir tedavi yöntemi mi? Kısmi olarak tedavi yöntemi, kısmi olarak masaj uygulaması da diyebilirsiniz. O şekilde siz de ön bilgi olarak kendinize bu uygulamaları bakabilirsiniz. Hoşunuza gidiyorsa yapabilirsiniz. Şimdi yaklaşalım hastamıza doğru. Hastamız burada, boyun bölgesinde ağrılar var. Önce hastamıza soruyorum. Senin PSA'nın değil miydi? Vatan TQPS. Teşbihinin. Teşbihinin. Şimdi hastamıza soruyoruz. Nerede ağrısı olduğunu öncelikli olarak anlamamız gerekiyor. Senin PSA'nın değil mi? Tekrar. Korizora. Denku. Hastamı sorduğum zaman en fazla ağrıyı sol bölgede hissettiğini söylüyor ve omurilik bölgesinde de ağrı hissettiğini söylüyor. Muhtemelen işte şöyle de bir yukarıdan baktığım zaman şu sol boyun bölgesinde, trapez bölgesinde bir kasılma olduğunu görebiliyorum kendim. O bölgeye uygulama yapmam gerekiyor. Anne zaten buraya bastırınca anne değil mi? Buraya bastırınca da hasta ağrı hissettiğini söylüyor. Yani duramıyor hatta şu hatta böyle bir baskı yaptığım zaman o bölgedeki kası rahatlatmam gerekiyor. Bunun yanı sıra işte şu omurilik bölgesine baktığım zaman, omurga bölgesine baktığım zaman o bölgede yine kasılmalar görüyorum. Tabii öncelikli olarak hastaya sormam lazım. Ağrısı var mı yok mu diye bu şekilde. Kuruş tüpü falan değil. Maşum kul. Diyastas mı? Maşum kul. Hastaya şöyle bir boyun bölgesinde baskı uyguladığım zaman omurga bölgesinde yani serebral bölgede hangi taraf ağrıyı daha fazla hissediyorsun dediğim zaman sağ ve sol olarak ayırdığım zaman o bölgeyi hasta daha fazla sol bölge olduğunu söylüyor. Yani muhtemelen işte omuz bölgesinde işte boyun bölgesinde pardon işte kürek kemiğinin olduğu bölgede buraya kuruş tüpü daha iyi değil mi? Kürek kemiği bölgesinde, kürek kemiği kaslarında rotator kaf kasları dediğimiz. Bunun yanı sıra işte sırt bölgesinde sol tarafta yani sol bölgede muhtemelen irili ufaklı kaslarda kasılmalar var. Peki bu durum karşısında ne yapmamız gerekiyor? Yani böyle bir kas kasılmalarıyla karşı karşıya kaldığımızda sizlerde de olabilir yani işte vücudunuzun sağ tarafında veya sol tarafında böyle bir kas kasılmasıyla karşı karşıya kaldığınız zaman neler yapabilirsiniz? Bunlara hafiften bahsedeceğim. Biraz yaklaşalım kamera. Yaklaş buraya. Sen daha var mı? Var. Nerede ağrı hissediyorsun en fazla? Benim de. Bedeninde mi ağrı hissediyorsun? Allah Evet. şifa versin. Allah razı olsun. Yaklaş biraz. Yaklaş biraz yakına. Şimdi şöyle ben genel olarak burada bir trapez kası var. Onu hafiften böyle yukarıya çekiyorum. Şu şekilde baş parmağımla yuvarlaklar yapıyorum. Yani daha başka videolarımda da zaten bahsetmiştim bu durumla alakalı. Şöyle yuvarlaklar çiziyorum o bölgeye. Anin değil mi? Hasta çok ağrı hissettiğini söylüyor. Aynı şekilde aynı uygulama diğer tarafa yapıyorum. Mesela kası çekiyorum yuvarlak çiziyorum. Anin değil mi? Burada ağrı hissetmediğini söylüyor. Ama burada bastığım zaman işte bir ağrı hissettiğini söylüyor. Muhtemelen şöyle bir kontrol etsem işte atlas aksiste de yani birinci ikinci kemikte de muhtemelen bir kasılması vardır ama o bölgeye girmeyeceğim. Orası ayrı bir mesele. Ben daha çok şu bölgeyi nasıl rahatlatabilirim? Çünkü bu bölgede problemi var. İşte kolunu kaldırırken, indirirken, ondan sonra belli başlı hareketler yaparken bu bölgede ağrı hissediyor. O bölgeye yönelik çalışma yapacağım. Şu şekilde bir tane trigger point noktası var burada. İşte tetik noktam var. O bölgeye şöyle baş parmağımla yuvarlaklar çiziyorum. Kurma var mı lak mı çağını? Çağını işte relaksiyon olsun var. Hasta buraya baskı uyguladığım zaman yani şunu sordum hastaya dedim ki bu bölgeye uygulama yaparken işte daha mı fazla ağrı hissediyorsun yoksa ağrın daha rahatlıyor mu? Çünkü bunların da bir ayrı ayrı önemi var. Hasta daha fazla ağrıdığını söylüyor. Yani ben burada baskı uyguladığım zaman, overpressure yaptığım zaman hasta daha fazla ağrı hissediyor. Muhtemelen kasları dediğim gibi blokaj olduğu için daha fazla ağrı hissediyor. Eğer bir sorun olmasaydı kısmi olarak rahatlama hissedecekti. Peki şu var. Buraya bastırdığım zaman hasta ağrı hissediyor. Ağrı hissettiği zaman bunu yapmak doğru mu? Tabii belli bir zaman sonra eğer uzmansanız
bunun sürekli aynı bölge o bölgeye belli zamanlarla işte uygulama yaparak şu şekilde yuvarlaklar çizerek belli bir zaman sonra oradaki ağrıyı dindirebiliyorsunuz. Buna da over pressure, acupressure teknikleri deniyor. O ardından kürek kemiğinin arka alt kısmında bir bölge var. Orada bir kas var. Muhtemelen ağrı hissediyor. Anin değil mi yoktu? Buraya bastırdığım zaman çok ağrı hissediyor. O bölgeye de şöyle yuvarlak çiziyorum yine baş parmağımla. Kürek kemiğinin aşağı bölgesi yuvarlaklar çiziyorum. Ve hafiften o kası palpe ediyorum. Yani ileri geri yapıyorum o kası. Anin değil mi? Burada asla ağrı hissediyor. Sonrasında omurga bölgesinde şu şekilde parmaklarımla bir baskı uyguluyorum o çevresel kaslara. Anin değil mi? Mahboşluktan. Hasta burada ağrı hissettiğini söylüyor. Yani servikal bölgenin son yani torakal bölgeyle servikal bölgenin bitişimi diyebilirim. O bölgede ağrı hissediyor. Yani kürek kemiğinin de bitim bölgesine denk geliyor. O bölgede ağrı var. Şu şekilde o bölgede de haftanın böyle baskı uyguluyorum şu şekilde. Haftanın parmaklarımı sallıyorum. Palpe ediyorum o bölgedeki kasları. Şu şekilde. Sonra aynı uygulamayı diğer tarafa yapıyorum. Şimdi uygulama kısmına geçeceğim biraz. İyi çekiyor mu? Evet. Şekilde uygulamayı yapıyorum. Yani buradaki maksat işte boyun bölgesindeki kan dolaşımını arttırmak. O bölgedeki kaslarda bir kasılma varsa işte uyarılar göndermek işte parmağımıza bildiğiniz üzere Dediğim gibi en iyi bu tarz uygulamalarda yani masaj uygulamalarında bildiğiniz üzere en iyi uygulama aletimiz elimiz yani elimizin de bir enerjisi var kendisine göre. Ondan dolayı hastaya ciddi manada doğru uygulama yaptıktan sonra rahatlık verebiliyor. Buradaki yapmamdaki amaç, şu sıkma işlemini yapmamdaki amaç, o bölgedeki kaslardaki işte kan dolaşımını biraz hızlandırmak. Ondan sonra ağrı, spazm, spastiği biraz azaltmak. Tabii belli başlı noktalara da doğru şeyler yapmak lazım. Yani baskılar yapmak gerekiyor. O ağrıyı da, baskıları da yaptıktan sonra hastayı ciddi manada rahatlatabiliyorsunuz. Şu şekilde baskı yaptım. Ardından şu şekilde. Şu şekilde biraz kasları yukarıya doğru çekiyorum. Şöyle sanki pompa yaparmış gibi o bölgeyi. Tabi bu tarz omuz bölgesinde sıkıntılar olduğu zaman yani bölgede sıkıntılar olduğu zaman sorun tek omuz bölgesinde kalmıyor. Kolları da yayılabiliyor sinirlerden kaynaklı. İşte parmak uçlarında da uyuşukluk yapabiliyor. Ondan sonra bel bölgesiyle de zaten sırt bölgesi bağlantılı olduğu için o bölgede de ağrılar hissedebiliyorsunuz. Yani sizin omuz bölgenizde ağrınız olması demek bütün vücudunuzun ayarının balansının bozulması demek. Bundan dolayı bu bölgenin sağlığına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani vücuttaki tüm bölgelerin neredeyse sağlığına dikkat etmemiz gerekiyor. Peki buradaki şeyi ne zaman bitiriyorum uygulamayı? Ne zaman şeydeki kan dolaşımını yükseltirsem ve kırmızılık biraz daha artarsa vücutta o zaman şeyi bitirebilirim, uygulamayı bitirebilirim. Şöyle baskılar uyguluyorum. Şu şekilde. Biraz kendime doğru çekiyorum deriyi. Bir de şu var işte omuz bölgesi ve boyun bölgesi şeye çok yakın olduğu için ne diyeyim ona beyne çok yakın olduğu için o bölgelerde işte beyinde bir sinir stresi yaşadığınız zaman işte sinir stresiniz varsa ya da bir üzüntünüz varsa bu bölgeler direkt olarak kasılabiliyor ya da bir öğrenciyseniz sınav döneminiz varsa işte bu bölgeler ciddi manada kasılabiliyor. Bize de çok fazla öğrenci geliyor kliniğe baktığımız zaman yani sınavlar olmasından dolayı çok fazla kasılabiliyor. Yani bu tarz durumlarda işte bu tarz sorunlarda çok fazla karşılaşabiliyoruz. Şekilde. Ondan sonra yine noktalara baskı uyguluyorum. Belli bir noktalar var. Trigger point noktaları var. O bölgelere baskı uyguluyorum hafiften. Ağrı hissediyor musun? Aynı değil mi? Şu şekilde yine aynı şekilde omurga çevresinde uygulamaya devam ediyorum. Şöyle. Genelde uygulama yaparken bazen
masaj yağını tercih ediyorum mesela hastalarla çalışırken. Kliniğimde bazı hastalarda masaj yağını tercih etmiyorum. Tercih etmememin sebebi şu. Masaj yağı kullandığınız zaman çok fazla kası çekemiyorsunuz. Yani çok fazla vücuda şekil veremiyorsunuz. İstediğiniz kası istediğiniz yere dokunamayabiliyorsunuz bundan dolayı. Daha çok tedavi edici medikal masajlarda ben masaj yağı kullanmıyorum ama rahatlama bazlıysa eğer vücudu rahatlatmam gerekiyorsa o şekilde tabii ki masaj yağı kullanıyoruz. Şekilde tüm seviyelere baş parmağımın baskılar uyguluyorum. Ardından şu şekilde kasları kenara doğru çekiyorum. Kameraman sen ne diyorsun bu işin? Vallahi bilmiyorum. Allah herkesin şifasını versin. Kaslar sence kırmızılaştı mı biraz? Evet. Domates rengi alması lazım. Domates rengini aldı mı sence? Vallahi şu an tam domates değil de. Şeftali rengi mi aldı? Ha. Manfort un Müştü Manfort Bodan hasta şunu söylüyor bana. Şu anda diyor işte baskıyı arttırabilirsin diyor. Çünkü kaslar biraz rahatlamaya başladı. Yani kaslar gerginken bastırdığım zaman ciddi ağrı hissediyordu. Biraz rahatlayınca bu sefer ağrı hissetmemeye başladı. Ondan dolayı baskıyı biraz arttırdı bu şekilde. Ben de baskıyı arttırıyorum şu anda. Şöyle biraz yukarıya çekmemiz lazım. Oradaki kan dolaşımını arttırmak için. Bu şekilde arkadaşlar olayı devam ettiriyoruz. Ne zaman kaslar dediğim gibi tabiri caizse domates rengini alana kadar. Siz de bu tarz problemleriniz varsa dediğim gibi bir fizyoterapisten yardım alabilirsiniz. Bunları biz videoları ön bilgi amaçlı hazırlıyoruz. Bu tarz trigger point noktalarını bulabilmeniz için işte o bölgelere baskı yapabilmeniz için ciddi eğitimler almanız gerekiyor. Yani öyle kafadan işte ben video izleyeyim ondan sonra o bölgeye baskı yapayım da kendimi iyileştireyim tarzında bir uygulama yapamazsınız. Kendinize bir faydanız olmaz, zararınız da olabilir. Bundan dolayı uzmanlar yardımıyla bu uygulamaları yapmakta fayda var arkadaşlar. Yine bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğenmeyi, insanlarla paylaşmayı unutmayın. Yine sorularınız olursa bizlere video altından yorumlardan ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz ya da istek videolar yapabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla mutlu.